Sayın Bakanım, bu tarafa bakar mısınız? Yetkili. Arkadaşlar biraz daha geri. Biraz daha geri. Bak iki metre çekiyorum. Biraz daha geri alalım. Yıllardan sonra bir daha Trakya. Hem çok mutluyum. Her yeri memur olarak Edirne en eski. 1970 şehrine Salkır Dağları kaydedilmiş. 1970 şehrine. Yani hakikaten buraları çok seven, burası insanlarını çok bilen, tanıyan ve çok beğenen, çok seven bir kardeşimiz. Ve ilk gezimi de bir bakan olarak Trakya'ya yapmaktan büyük bir yani özellikle buradan bir mesaj da vermek istiyorum. Hakikaten Trakya insanıyla, toprağıyla, sıcaklığıyla mükemmel bir yer. Yani dünyanın en önemli tüketici merkezlerinin olduğu İstanbul'a çok yakın, bir saatlik mesafede olan bir yer. Bu Trakya'nın toprağının, çiftçisinin, üreticisinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ve bu bağlamda da arkadaşlarıma, sayın milletvekili arkadaşlarıma, bakan yardımcıma ilk şey dedim, Trakya gezisiyle biz başlatalım. Burada olmaktan çok mutluyum. İlginizden, alakamızdan dolayı da sayın valimiz başta olmak üzere milletvekili arkadaşlarıma, teşkilatımıza, tüm basın mensupları arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Arkadaşlarımızla beraber yaklaşık işte 11-12 gün oldu. Emin oldu. Sabah akşam demeden gece gündüz çalışıyoruz. Yani bizim buradaki amacımız hem üreticimizi, hem esnafımızı, hem tüketicimizi korumaktır. Onları en iyi şekilde elimizden geldiği kadar onları burada devirmek çabası içerisindeyiz. Amacımız budur. Çalışmalarımızı yaptık. İnşallah bayramı rahat geçireceğimize inanıyoruz. Bayram sonu çalışmalarımız var ama yani malumunuz, yani şimdi Trakya dediğimiz zaman bırakın Güneydoğu'yu, Doğu'yu, yani burası tarımın ve hayvancılığın ana merkezlerinden birisi. Biz bana göre günlük olaylarla değil de geleceğe yönelik. Yani bana şu soruyu sormanızı çok isterim. Hayvan ithalatını ne zaman bitireceksiniz? Yani sebze ve meyve ithalatını ne zaman bitireceksiniz? Bunlar çok önemli şeyler.
Ha bunlar günlük sorunlar, tabii önemli sorunlardır. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Ancak geleceğe yönelik de ciddi çalışmalarımız var. Yani üreticimizle, esnafımızla, hayvan yetiştiricimizle, ithal yapan arkadaşlar da rahat olsunlar. Bizim amacımız sadece Allah'ın rızası için halkımızı mutlu etmektir. Bu konuda da ekibimizle, sayın vekillerimle, valimizle, bürokrat arkadaşlarımızla, hep beraber halkımızla başarılı olacağımızı inanıyoruz. Sayın Bakan, kurbanlıklar açısından bir sıkıntı var mı? Ve geçen seneye nazaran bir fiyat artışı düşünülüyor mu? Yani geçen sene kurban fiyatları ne kadar arkadaşlar? Bilen var mı içimizde? 900 ile 1200 arası. Yani bu sene onun üstünde olacağını hiç düşünmüyorum. Kilogram fiyatı 15 liraydı. Bu sene tahmin ederim biraz önce başkan yardımcısı arkadaşım açıkladı. Kızılay fiyatları 740 civarında olacak. 745-750 lira civarında çıkacak. Sayın Bakan, bu lokantalarda arta kalan yemekle meyveler dağıtılması ile ilgili projenizle ilgili çalışmalar son durumda. Yani o israfa karşı olan bir kardeşimizin her zaman şunu söylüyorum ben, israf eden iflas eder. Yani biz mutlaka ve mutlaka ülke olarak yani israfın karşısında olmamız lazım. Yazıktan, günahtan, açlıktan ölen saatte insanlar var. Yani biz gerçekten bu israfı önlemek zorundayız. İnsanlar, ben demiyorum ki mutlaka yarım porsiyon yesin. Küçük porsiyon da yenebilir ama yarım porsiyonla başlanır. Yani bir yarım porsiyon daha isterim. Bir yarım porsiyon. Özellikle lüks lokantalarda söylüyorum ben bunu. Çünkü gittiğimiz düğünlerde bakıyoruz hakikaten. Öyle bir porsiyon geliyor ki bir şey de söyleyemiyorsunuz. Ya o kadar çok büyük bir porsiyon ve onun dörtte birini yiyorsunuz ve gerisi gidiyor. Bence bu porsiyonları özellikle lüks lokantalarda bakın bu çok önemli. Fakirim kararın biz porsiyonunu arttırmak zorundayız. Ama lüks yerlerdeki porsiyonları da küçültmek zorundayız. Bunun için gerekli arkadaşlarımla çalışmalar da yapıyoruz. Ama hakikaten bunu kabullenip özellikle lüks otellerdeki porsiyonların küçülmesi gerektiğini, özellikle benim gibi böyle 60 üzerindeki insanların, ben aynı zamanda sağlıkçıyım, sağlık açısından da çok önemli olduğunu inanıyorum. Yani bu Peygamber Efendimiz'in hadisi de yani diyor, karnınızı tam doyururlar, kalkmayın, aç olarak, yani yarı doymuş olarak, bu da önemli bir olay. Yani sadece bunlara dikkat edersek çok iyi olur diye düşünüyorum. Sayın Bakanım, bakanlarınız hayırlı olsun. Bir ceket hikayeniz var, onu dinleyebilirsiniz. Ceket hikayesi. Vallahi ceketim yani mağazadan aldım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.